Yeni bir çağın kapılarının ardına dek açıldığı günümüz dünyasında, yerli ve milli teknoloji üretimi devletlerin küresel pazardaki yerinin de belirleyicisi olmuştur. İnovatif üretim yarışının gitgide hızlandığı rekabetçi dünya pazarında, ülkelerin varlık gösterebilmesi, üreten, kendi kendine yetebilen, bilimsel altyapısını sürekli güncelleyebilen şehirlere ve o şehirleri var eden kurumlara bağlıdır. Eşsiz jeopolitik konumu, teknoloji transfer ofisleri, Ar-Ge merkezleri, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimleri ve benzeri kurum ve kuruluşlarıyla İstanbul, ülkemizde gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinde lokomotif bölgedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı, 2010 yılından bu yana İstanbul'da Ar-Ge ve yenilik konularını kapsayan çok sayıda mali destek programı uygulamıştır. Girişimci ve üretken potansiyelin ortaya çıkması için gayret gösteren İstanbul Kalkınma Ajansı, bölgesini inovasyon lideri yapma hedefiyle teknolojik bilginin ticari hayata kazandırılması ve nitelikli iş gücünün arttırılmasını sağlayarak üniversite sanayi işbirliğini desteklemektedir. Bugüne kadar İstanbul'da 50'den fazla merkezin kurulmasına katkı sağlanmış ve birçok işletmenin dijital dönüşüm sürecine destek olunmuştur. Ajans, kritik teknolojilere yönelik yenilik merkezleriyle bölgesel kapasitenin arttırılmasına öncülük etmiştir. Arttırılmış gerçeklik çalışmalarından yola çıkarak 5 büyük projeye destek sunulmuştur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bünyesinde kurulan Yenilikçi İksar Teknolojileri Ar-Ge Merkezi, YETAM İksar, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri alanında sanayi kuruluşlarıyla ortak araştırma geliştirme faaliyetleri sürdürmektedir. VR deneyimleme alanı, Greenbox stüdyosu, prototipleme atölyesi, ortak çalışma ofisi ve dersliklerden oluşan merkez, sektöre yetişmiş insan kaynağı kazandıracaktır. Şu anda hem üniversitemizin bilimsel araştırma projelerinde hem TÜBİTAK hem de TÜSEP gibi farklı alanlardaki proje desteklerine de VR noktasında hala destek vermeye ve ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Biyoteknoloji alanında yürütülen çalışmalara da önem veren İstanbul Kalkınma Ajansı, farklı merkezlerin kurulumunu desteklemiştir. Bu merkezlerden biri, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulan Hesaplamalı İlaç Tasarım Merkezi'nde HITMER, farklı hastalıkların tedavilerine yönelik kişiye özel bilgisayar destekli ilaç tasarımları yapılmaktadır. Burada Hesaplamalı İlaç Tasarım Merkezimizde bilgisayar destekli olarak yeni ilaç moleküllerinin tasarımını gerçekleştiriyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen HITMER'de yapay zeka destekli ilaç tasarımı yapabilecek potansiyel insan gücü oluşturulmaktadır. Bölgesindeki işletmelerin dijital dönüşüm konusunda uyum süreçlerini hızlandıracak mekanizmaları da hayata geçiren İstanbul Kalkınma Ajansı, dijital dönüşüm danışmanlığı sunan merkezlerin kurulumuna destek vermiştir. Sultanbeyli Belediyesi Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi, küçük işletmelerin dijital dönüşüm ve e-ticaret alanındaki eğitim açığını gidermekte, işletmelere özel yol haritaları hazırlamakta ve ticari rekabet güçlerini artırmaktadır. Ben Sultanbeyli genç bir girişimciyim. Uzun zamandır dijital Sultanbeyli hizmet alıyorum. Bu hizmetlerden ağırlıklı olarak ürün fotoğraf stüdyosundan yararlanıyorum. Diğer zamanlarda ise düzenlenen eğitimlere katılıyorum. Aynı zamanda mekanın ortak çalışma alanlarını kullandığım zamanlar oluyor. İstanbul Kalkınma Ajansı, sanayi firmalarının daha verimli ve rekabetçi bir hale gelmeleri için dijital dönüşümlerini de desteklemiştir. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın MES Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi, Yönümüz Yarın projesiyle sanayi şirketlerinin dijital dönüşüm süreçleri eğitim ve danışmanlık programlarıyla hızlandırılmakta, üretim ve ihracat kapasiteleri arttırılmaktadır. Üniversite Sanayi İşbirliği modeliyle yerli teknolojilerin geliştireceği merkezden İstanbul metal endüstrisi ve üretim sektörünün tamamı yararlanabilecektir. Çünkü dijital dönüşümde ne yapmamız gerektiği konusunda çok bilgi sahibi değildik. Bununla ilgili bize yol haritası çizme konusunda, mevcut durumumuzun analizini yapma konusunda MEX'le çalışma kararı aldık.
İstanbul Kalkınma Ajansı geleceğin teknolojilerinden katmanlı imalat teknolojilerinin gelişmesine de desteklerini sürdürmektedir. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bu merkezlerden biri de Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde hizmet veren katmanlı imalat ile Titanium Medical Implant Araştırma ve Üretim Merkezi'dir. Titanium'dan cerrahi implant üretilen merkezde kısa süre içerisinde kafatası ve yüz bölgesi için kişiye özel kemik implantı üretimi başarılmıştır. Amacımız kişiye özel implant ihtiyaçlarına çare olacak bir merkez olmak. Bu noktada da cerrahlarla ortak paydada çalışmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımıza da bu yönde devam etmekteyiz. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bünyesinde kurulan Nesnelerin İnterneti Ekosistemi Güvenlik ve Test Değerlendirme Merkezi de bu kapsamda İstanbul Kalkınma Ajansı desteğinden faydalanmıştır. Merkezde akıllı cihazlar test edilmekte, yazılımların güvenlik derecelendirmeleri yapılmaktadır. YÖK 2021 Üstün Başarı Ödüllü Merkez, üniversite sanayi işbirliğine önemli bir örnek teşkil etmektedir. Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan bir merkez konumunda, evlerimize hatta hayatımıza çok hızlı bir şekilde girmiş olan akıllı cihazların siber güvenlik anlamında güvenliğinin test edilmesi amacıyla faaliyete geçmiş durumda ve burada sadece beyaz eşya ekosistemi değil, akıllı cihaz olarak tabir etmiş olduğumuz televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, akıllı süpürge, hatta bu işi daha da ileriye taşıyacak olursak otonom araçlara kadar Nesne İnternet Ekosistemi Test Değerlendirme Merkezi süreçlerini yürütmek. Kritik teknolojiler alanında desteklenen sektörlerden biri de ulaşım teknolojileriyle ilgilidir. Okan Üniversitesi bünyesinde kurulan Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli Hibrit Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezi, dünyada ve ülkemizde yeni bir teknolojiyi sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir. Ülkemize katma değer sağlayan bu vizyoner proje, uluslararası otomotiv pazarında güçlü bir yer edinmemize katkı sunacaktır. Otonom araç geliştirme ve test platformu kurduk. Böyle bir projemiz, OPINA projemizi oluşturduk. Ve burada da artık Avrupa'da bu alandaki en ileri haberleşen ve otonom araçlarla ilgili bir altyapımız ve araştırma sistemimiz ve bir araştırma platformumuz ortaya çıkmış oldu. Yenilikçi projeler kapsamında ileri malzeme teknolojileri, mikroelektronik, nanoelektronik, optoelektronik, nanoteknolojiler, nesnelerin interneti ve sensör teknolojilerinden siber güvenlik, yapay zeka, büyük veri ve blok zincir teknolojilerine kadar 17 projeye destek sunulmuştur. İstanbul'un bir dünya şehri olarak rekabet gücünün artmasına öncülük eden İstanbul Kalkınma Ajansı, milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesi yolunda aktif rol almaya ve Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkı sunacak projeleri desteklemeye devam etmektedir.